Arkadaşlar Motopark TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine bir elektrikli otomobil var yanımızda ve elektrikli otomobillerin vazgeçilmez adamı. Dostum, ne haber? Kankam senden. İyi, yeni buluştuk. Nasıl? Mükemmel. Hele minik rengi. Mükemmel. Ama bir sürü detayları var bu renginin, bilmem neyinin falan. Ay. Ama bunları burada vermeyelim. Siz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İntro'yu izleyin. Ondan sonra size otomobilciyi anlatalım. Hadi bakalım. Son zamanlarda elektrikli güzel ufak tefek arabaları inceliyoruz. Böyle bir şey de gelince arkadaşlar biz de neden incelemeyelim? Hazır elimizin altında da var dedik ve arabayı, otomobili aldık. Dacia Spring ile birlikteyiz. Tamamen elektrikli. Hem elektrikli hem de böyle sempatik bir araç. Ufak tefek, küçümen, böyle rengiyle falan böyle işte burada bronz renkleri, toprak renklerinden falan. Arabanın bazı yerlerinde neydi kankam? Topografik. Topografik desenler var. Bazen dilim dönmüyor, söyleyemiyorum. Nedir bu topografik? Böyle haritalarda, coğrafyada görürsünüz. Çizgi çizgi, arazi çizerler. Onları falan ayarlarlar. Hani araba böyle doğaya karşı saygı, sevgi, enerjisel, bu tarz şeyleri içeren mesajlar veriyor. Renkleri de öyle. Aa, ne renkleri var? 6 tane farklı rengi var. Evet. Hepsi yine doğadan esinlenmiş. Ha. Su yeşili, magma kırmızısı, işte Aura mavisi miydi bu, öyle bir şeydi. Aurası yüksek mavi. Aurası yüksek. Aura değil ama ismi aurasına benzer bir şey. Dersinde iyi çalışmışsın, gel buraya. Ya bizden kaçmaz. Şimdi otomobilin önünden bakınca aslında birçok Dacia serisine benziyor. Hani tipi aynı, falan andırıyor. Aynı. Sadece biraz daha küçük. Küçük. Çok küçük. Ne var önde? Burada arkadaşlar gündüz farları var. LED. Aşağı tarafta böyle halojen farlar var. Ya 2023'teyiz, bari şunları LED yapsaydık. Hem daha az tüketmiyor ama işte fiyat falan. Abicim bu adam bunun şeyi, fiyat için geliyor. Tamam. Fiyattan dolayı mı diyorsun? Tabii tabii, fiyat yakıt. Dediğim gibi arkadaşlar burada normal farları var, üstte gündüz farları ve LED sinyalleri var. Otomobilin şurada arkadaşlar elektriğini bağlayabildiğiniz bir bölümü var. İçeriden açıyorsunuz. Bekle açayım hatta. Aç hocam. Aç kankam. Böyle açtım. Açtığınız zaman arkadaşlar hem yukarıda DC hem de AC böyle şarj edebileceğiniz iki tane soketi var. Buradan otomobilinizi şarj edebiliyorsunuz. Evet, önünden şarj ediyoruz otomobili. Peki yeni logoyu ne diyorsun? Artık Dacia'lar yeni logoyla geliyor. Ya bunun şöyle bir tartışması var. Diyorlar ki hani böyle ters mıknatıs çekiyor, elektrik falan filan hikayesi ki bence daha karizmatik olmuş bu logo. Bence de. Yani biraz daha premium hissettirdiğini söyleyebilirim. Birazdan içeride bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Direksiyonun üstünde Dacia yazıyor. Dacia yazacağına direkt bu logoyu koysalarmış ondan daha güzel olurmuş bence. Burada görmüş olduğunuz minnak bir tane araba kadar küçük bir su fıskiyesi var ve bu tek ve silecek de tek arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şöyle kaldırayım. Araç tek silecek ama yetiyor. Küçük olduğu için önce ama gayet bence yeterli olmuş. Gel biraz yandan bakalım otomobile. Bir saniye. İlk başta önde de bir şey var yana ne geçmeden var? Önce. Bak burada çarpışma önleyici bir, aa, bak, sensör bir dakika. Var. Bu çok önemli aslında. Bu da bu tarz araba için Euro NCAP'ten 1 yıldız almış. Evet. Ama ona rağmen gene de bir çarpışma önleyicisi var. Çalışıyorsa. Var mı var demişler ve çarpışma önleyici koymuşlar. Bu düşük hızlarda böyle arabada geriyeyken veya giderken yayaları görmediniz veya arkada bir çöp kutusu var. Araba otomatik olarak sizi durduruyor. Ani fren yapıyor. Bu o işe yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar otomobilin yanından baktığınız zaman evet diyorsunuz ki evet bu büyük bir otomobil değil, küçük bir otomobil, hatchback, hatta böyle biraz şu Dodiklerdeki o siyah plastikler onu biraz crossover gibi gösteriyor ama 14 inç jantları var, çok sevimli, 165 taban 14 inç lastikler var, önde disk, arkada kampana frenleri var. Baktığın zaman otomobili tamamlıyor mu, hani o küçük olduğu için lastikler de çok küçük gözükmüyor aslında. Ön taraf dediğim gibi disk ama arka taraflara kampana koymuşlar. O dediğimiz amblemler vardı ya, neydi hocam? Topografik. Topografik amblemler arabanın böyle kuşağında, kapıların altında böyle. Burada da o desenleri, hatta şu Dacia yazısının etrafında da bunları görebiliyorsun aslında. Bana bir daha topografik deme. Topografik. İsmim topografik Berat diye kalmasından ya çok korkuyorum. Ya ne bileyim, bazı kelimeleri söyleyemiyorum. Sonra bazı arkadaşlar yok şaz değil şaz. Söyleyemiyorum. Şaz. Öyle oturmuş dilime. Çok özür dilerim ama bunu yapamıyorum. Ağzımdan o an öyle çıkıyor. Bazen navigasyon diyorum navigasyona. Aa. İnsanlar buna çok takılıyor. Haklılar belki ama öyle çıkıyor ağzımdan. Kusura bakmayın. Evet, arabanın şöyle bir içine bakalım. Ne var? Bak biniyorsun. Deri koltuklar var.
Deri mi? Deri deri ama koltuklar suni deri. Ya şimdi arkadaşlar deri koltuk olduğu zaman bazı şeyler güzel böyle biraz lüks gibi hissettiriyor. Ama bu sıcakta arabanın içine biniyorsun ve pişiyorsun. Koltukta soğutma yoksa deri koltuk biraz zor. Ha silmesi temizlemesi kolay eyvallah ama. Bak buralarda cepler var. Bunlar güzel, bardaklık koyabilirsin. Eşya koyma gözlerinde aslında arka tarafta yok ama ön taraf bayağı bonkör. Burada böyle bir torpidosu var bayağı derin. İçinde yok yok. MFZ'ler güzel. Ama bir şurada bir şey ister insan yani. Bardaklık ister. Aksesuarlardan alıyorsun. Bardak falan böyle varmış. Opsiyon alırsanız burada düzenleyicisi var. Ama bir kol dayama insan arıyor arkadaşlar. O da opsiyonlarda böyle, var. O da opsiyonlarda o var da, değil mi? Paranı verirsen o da var. Ön tarafta böyle navigasyonu var. Burada işte medyası var. Buradan USB takabiliyorsun. Ses sistem pek iyi değil arkadaşlar. Öyle cangır cangır çalmıyor. Ama burada sağda ve solda airbaglerimiz var. Güvenlik açısından bunlar var. Ya yani bindiğiniz zaman bir otomobilde olduğunu hissediyorsunuz. Hani diğer işte Citroen, Ami, UK, Amy gibi bunlardan çok çok daha profesyonel ve daha iyi. Evet. Arka koltuk testi yapalım mı sen? Ne dersin? Sen önde ol. Arka biraz böğrünü deleyim senin. Arkadaşlar ön taraf normal bir benim boylarımda, 1.80 boylarında birinin sürücü pozisyonunda koltuklar. Hadi gelin. Yani ben şu an önde oturmanı bir istiyorum. Bir böğrüne bir dalağına gireyim buradan. Dizlerim evet ben. Dizlerim biraz değiyor ama böyle şehir içi kısa mesafelerde gidilir mi? Şöyle yaparsın gidersin. Bir şekilde gidersin en azından gidersin. Aramızda mesafe var. Bak bu videoda çok samimi olamadık dikkat ettiysen. Yo, iyi böyle. Böyle bak, iyi mi? Bu iyi araba işte. Aramıza böyle bir yastık koyarız. Açıkçası arka koltuktan çıkıp böyle çok sarkamıyorsunuz dışarıya. Ya, tabii ki çok salon salamaj değil arkası ama şehir içinde böyle bir yerlere giderken idare edemeyeceğiniz bir durum yok. Benim boyum 1.80 kafam böyle tavana... Çok değmiyor. Hatta böyle 3 parmak falan bir boşluk var ama Berat senin değiyor galiba. İşte o 3 parmak fark bende yok. Kaçtı boyun hocam? 87. 87'yseniz değiyor, 80'seniz değmiyor. Kafa başlıkları falan var yaslamak için. Aa bu güzel. Önde yok. Evet. Önde olmamasındansa burada olması güzel. İnelim. Bak cepleri de var. Arka camlar otomatik ha. Şş, lütfen bak. Zzzzt, gördün mü bak. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bu var. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Bunu özledin mi? Evet ya kilit tuşu değil mi? Çok eski olan bir hani böyle teknoloji yani. Camı aşağıya bas, teli sok içeriye, çek dur evet, oradan, çek evet. Falan. Tam çalınmayabilir. Zamanlar neler yaptık. Hadi otomobilin arkasına geçelim. Arabanın arkası da yine bildiğiniz aslında Dacia formunda. Buradaki o toprak rengi, bronz rengi burada da görebiliyorsunuz. Bunlar böyle üst çıtalarda da var. Bunlar hep böyle arabanın bazı detaylarında görüyorsunuz bunları. İçin açığı ben bu rengi çok beğendim. İç kapı kollarında da var. Ben var de değil mi? Beğendim. Bu renk arabanın birçok yerinde taşıyor. Burada da Dacia Spring elektrikli yazısı var. Ama genelde onu böyle kromdan bunu 3 boyutlu yaparlar ya bunu burada sticker'la yapmışlar arkadaşlar. Hani maliyetten kısıyoruz. Evet. Sticker'a dönüyoruz evet, hocam. Evet, evet. Bagajı açmak istiyorsanız burada bir tuş var. Basıyorsunuz ve hop bagajınızı açtınız. Ortalama 290 litre bir bagaj hacim var. Bence böyle bir otomobile göre çok ufak değil. Değil. Ya zaten pazara mazara veya işte markete gideceğiniz zaman arkaya sar. Yani böyle bunu indiriyorsun. Ben içine giremem belki ama aynen arka koltuklar tek şekilde yatıyor. Ayrı evet. Ayrı yatmıyor. Tek yatırdığın zaman 620 litre. 620 litreye kadar çıkıyor. Ya evet orada İyi tatlı rakam. Bir yükleme alanınız oluşuyor. Ha bu arabaya böyle çok full eşya koyayım, eşya taşıyayım bir otomobili değil ama Ikea'ya lazım gidersen, olursa yapabiliyorsun. Ikea'dayken ufak tefek kolileri atabilirsin evet. Mesela kaldı. Bak bagajda şeyde. Kapatacağım sesi dinleyin arkadaşlar. Ellenecek. Bagaj sesi de böyle. Burada yine park sensörlerimiz falan var. Hatta ve hatta otomobilde geri görüş kamerası bile var. Bugün benim arabamda aynen yok. Öyle. Geri görüş göremiyorum. Ben de park de. Sensörü var bende. Şu an benim arabamda park sensörü de yok. Senin arabanda arka camlar çevirmeli. Evet, evet. Yani bir Clio'su var. Evet. Clio'da arka camlar çevirmeli arkadaşlar. Burada otomatik en azından. Buna da şükürler olsun diyoruz. Yani araba dışarıdan baktığınız zaman sevimli böyle crossover gibi, hatchback gibi duruyor. Bence dış görüntüsü dediğim gibi böyle trafikte aa bu elektrikli araba mı falan demiyor herkes. Normal bir evet. Otomobil gibi duruyor. Yani çok elektrikli olduğunu aşırı derecede belli etmiyor. Yani arkası da böyle. Hadi içeriye geçelim. Bir de bakalım içeride neler çekeceğiz görelim. Gelin size biraz da arabanın böyle biraz içinden bahsedeyim. Direksiyona böyle geçtiğiniz zaman neler sizi karşılıyor. Burada Dacia'nın direksiyonu var arkadaşlar ve boş bir direksiyon. Keşke şurada böyle sesi, radyoyu, müziği burada atlayabileceğimiz tuşlar olsaydı. Ama burada cruise control değil sanırım limitörün tuşu var. Bunun reseti var. Bir de burada konuşma yapabildiğiniz bir tuş var. Hani böyle Renault grubundan alışık olduğumuz şu aşağıdaki sağdaki ses açma kapatma çubuğu olsa çok güzel olurdu. Burada ne var? İşte kapıları camları kilitleyebiliyorsunuz. Park sensörünü susturabiliyorsunuz. Aynaları otomatik ayarlayabiliyorsunuz. Bir de burada manuel farların yükünü ayarlayabiliyorsunuz. Farların aşağı yukarı olayını buradan ayarlayabiliyorsunuz.
Burada ekranda bu ortada küçük bir dijital ekranınız var. Orada size sürüş bilgilerini gösteriyor. İşte ne kadar kilometre gidebilirsiniz, şarjınız kaç. Burada böyle devir saati var. Hani böyle elektrikli otomobillerde ne kadar yaktığını veya işte rejenerasyondan ne kadar geri kazandığını gösteren bir ekran var burada. Sağ tarafta benzin göstergeniz var. Vitesin nerede olduğunu gösteren bir olay var. Başka da bir şey yok. Otomatik yanan farlar var. Bir söyle detay, kanka. Bir detay var. Burada rejenerasyondan kaç kilometre, kaç kilowatt geri kazandığını da gösteriyor. Normalde her elektrikli, evet, her elektrikli araçta yok. Eskiden böyle Renault grubunda eski ekranı burada yapmışlar. İçinden navigasyon var, harita var. Burada medyaya telefonunuzu bağlayıp veya işte flash bellek takıp buradan müzik falan dinleyebiliyorsunuz. Apple CarPlay var. CarPlay var mı? Şeyli, kabloyla çalışıyor. Kabloyla çalışan CarPlay var. Burada dediğim gibi tekrar ESP'yi kapatabiliyorsunuz isterseniz arkadaşlar. Hani böyle bir arabada ne kadar gerekir bilemiyorum. Çakmaklık var. Burada da böyle hız sabitleyici değil, hız sınırlandırıcıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Joystick şeklinde bir vitesiniz var. Camlar ortadan açıp kapanıyor. Şöyle göstereyim. Bir saniye. Hiç sevmiyorum bu olayı ya. Ortadan camlar açıp kapanıyor böyle. Burada dörtlüsü, kilitli, bir de eko bölümü var. Kliması var. Başka da bir şey yok. O zaman... Hadi mi? Biz yola çıkıyoruz. Hadi. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Yolda görüşürüz. Biliyor muyuz kanki? Hadi güle güle. Görüşürüz arkadaşlar. Çam. Elektrikli bak, görüyor musun? Sessiz sessiz. Sakin sakin. Fısır fısır. Dacia Spring'in direksiyonundayız arkadaşlar. İvmesi fena değil. 65 beygir bir gücü var arkadaşlar motorun. Kaç kilowattı? 48 kava. 48 kilowatt. Kava deyince kava kızıyorlar. Değil, evet. 48 kilowatt bir elektrik motoru var üzerinde. 26.8 kilowattta bir bataryası var. Aynen. Doğru muyuz? 28 değil ama 27.8. 28 de ya. 26.8 diyebiliyorum ben. Ben de 27. Birçok söylenti var. 26.8 olsun. Seni mi kıracağım? Var mısın iddiaya? Yokum. Şimdi arkadaşlar bu otomobil, bu otomobilcik yaklaşık saatte 13,5 kilowatt saat enerji tüketiyor. Yani hiç durmadan gittiğinizde ortalama 2 saat gibi bir menzil süreniz var. Tabii bu optimum değerlerde. Yani evet, evet. Son hızla gitmeniz şeyi değil. Yaklaşık 130 kilometre bir menzil, şey pardon, 130 kilometre bir hız limitimi vardı. Tabii son hızı. Son süratı, evet. 130 kilometre. Burada zaten gösteriyor size takometrede ne kadar ekoda gittiğinizi, bastığınız zaman power'a geçtiğinizi. Basayım mı? Mesela 60'la gidiyorum. Fullleyince power'a geçiyor. Bir basalım hocam, bakalım ne kadar gidiyormuş. Bu arada lastikler 14 inç olduğu için çok fazla aksiyona girmeyin arkadaşlar. Evet. Arabada böyle bir salınım var. Bence normal bir trafik için güzel akıyor ya. Güzel o kadar ya. Da şey değil. Şu an rejeneratif falan da çok güzel. Ayağını frene basmadın değil mi? Yok bak, şu an frene basmıyorum, akıyor araba. Güzel. Şurada kırmızı ışıklarda bir 0-100 yapmaz mıyız? Yapalım hadi. Birçok söylenti var. 13.7 de diyorlar ama deneyenler 12.27 bulmuşlar. Bir de biz deneyelim. Bir de ya. Biz deneyelim. Bir de biz deneyelim bakalım gerçek ne oluyor. Gerçek mi değil mi göreceğiz. Tabii bunda biliyorsun kilo milo da var. Evet tabii şey, bunların her şeyi fark ediyor. Koltuk konforuna ne diyorsun? Ben okeyim ya buna. Koltuk yani şehir içi, evet, uzun yolda zaten bunu istemezsin bu arabayı ama şehir içi için çok rahat abi. Tek sıkıntı, tek handikap bence deri koltuk, böyle biraz yaz ayında insanı terletiyor. Kış evet. Ayında ısıtma yoksa üşütüyor. Tamam, silmek, bir şey döküldüğü zaman veya zamanla silmek zor değil, kolay ama hem kışın üşütmesi, ısıtma yok hem de yazın terletmesi anlamından değerlendirilebilir. Ama süspansiyon konforu o kadar böyle kötü değil. Araba böyle çukurlarda böyle çok dandun dandun vurmuyor. Doğru, sen ne diyorsun süspansiyona? Ben de aynısını düşünüyorum. Yani çok öyle beklediğim, daha beter bekledim. Çünkü yalıtım yok dediler arabada çok fazla, hani maliyeti düşürmek adına falan ama ses alıyor dışarıdan. Ya çok da değil bak, ya. Bak 80'le gidiyorum, rüzgar sesi var. Gerçi bir yanmalı motor olmadığı için motor sesi yok. Motor sesi. Clio'da daha beter ses alıyorsun abi. Şimdi ben bunu Clio ile karşılaştırıyorum. Çünkü boyutları 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bak tek farklı çukurlar. Ve hissetmiyorsun. Güzel. Süspansiyon sönülmemesi gerçekten güzel. Yumuşak yani. ABS var arkadaşlar. EPS ve ABS'si mevcut arabanın. Bu gayet. Ama dediğim gibi mesela bak virajlara şöyle bir... Hop, hemen kendini yatırmaya başlıyor evet. Araba kendini. Bana dikkat et diyor yani gerçekten. Şurada bir dörtlerimizi yakalım, bir 0-100 deneyelim mi hocam? Hadi, hadi, hadi duralım. Evet arkadaşlar, bir 0-100 deniyorum. Lastik sesleri geliyor. 50. 69. Gidiyoruz. Şu dörtlüyü söndüreyim. Kaç saniye oldu sence? Hiç bilmiyorum. 100. Keşke baksaydım. Kesmedim, devam ediyorum. Full power gidiyoruz kanka. Bak hissettirmedi, gördün mü hiç şeyleri? Çok güzel süspansiyon ya. 122 oldum. 124. Gaz pedalını delip aşağıdan çıkacağım şimdi gitsin diye. Hadi 131 yap da.
129, 130. Yok. Evet arkadaşlar, 130'da limitli araba daha fazla gitmiyor. Böyle bir fren deneyelim mi? Yani çok şey yapma be. Ha? Fena değil ama böyle çok aşırı böyle fren performansının ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Galiba az önce acil durum dörtlülerini de yaktı. Yaktı. Değil evet, mi? Evet. Panik evet, frenlerinizde evet. Kendi kendine acil dörtlü frenlerinde yakıyor. Güzel. Burada neler var? Biraz ya anlatsana. Ya bak şu ekran işi çok güzel bir iş. Yani bak koyu tema açık tema da var. Zaten ha bir bu var. Kapturun aynısı. Ne evet. Yani kaptura çok benzer. Kaptura da kullanıyoruz. Çok benzer bir şey. Ama bunun haritası abi. Ve haritada şunu söyleyeyim çok arkadaşlar, gideceğiniz hızın üzerindeyseniz araç sizi uyarıyor harita modundaysanız evet. Ve yukarıda tabelalar çıkıyor. Hani normal otoyollarda gördüğünüz tabelalar aynen burada da çıkıyor, size yön veriyor. Bu güzel, bak şu an 50 ile git diyor evet. Bana, 70 ile gidiyorum. Aslında 50 ile gitmen gerekiyor diyor 50'ye bana. 50'ye basınca peki yine yanıp söylüyorum. Bir 50 ile gitsene bakalım uyarıyı azaltıyor mu? Hani zaten doğru yoldasın diye. Bak kaldırdı. Bak kaldırdı. Evet. Güzel. Bak şimdi 50'yi geçeceğim. Geldi tekrar. Evet, yanlış gidiyor. Yanlış yapıyorsun diyor. Yanlış yapıyorsun diyor. Burada yanlış bir USB yapamıyor. Girişi var. Müzik sistemi çok mükemmel bir müzik değil ama hani böyle bak şu an uyarıyor sizi otomobil. Geçtiğiniz için 50'yi. Hani 50'nin altında hatta bak 30'a düşürdü burada. Bunu takip ederseniz ceza yemezsiniz. Hani bu sizi belki cezadan sıyırabilir. Ve şikayet ettiğim konu gerçekten şu, şimdi böyle bir direksiyondasınız. Direksiyondan böyle artık çok alıştık müziği değiştirmeye. Ya o müziği burada görmüş, yani buradan değiştirmek istiyordum ya. Ya benim de şikayet ettiğim şey şu el tutma yerleri abicim. Burada niye yok ya? Niye elimizi tutamıyoruz? Bak senin o tarafta da yok. Yok. Gidiyorsun hadi, otomatik araba. Bende hani, zaten olmasın. Niye? Sen de yolda giderken böyle şey yapmaz mısın? Bunun 0.50'si güzel de 0.100'de biraz tıkanıyor galiba. Kartalla kapışıyorum şu anda. Yanlayarak gelecek birazdan. Çekeyim mi efendim? Yapma yapma. Yapma. Tek silecek var. Garip geliyor ilk başta. Hatta biraz su atayım böyle. Fişt, arabayı da yeni yıkattık ama olsun deneyelim. Olsun, olsun. Keşke biraz daha gelseydin ya. Böyle gözüm takıldı şu an oradaki evet, suya. Evet. Başka? Yani şehir içinde sürerseniz ekonomik arkadaşlar. Yani 200 kilometre, 220 kilometre menzil veriyor fabrika verileri. Eğer şehir içinde, sırf şehir içi kullanımı, yüksek hızlarda kullanmıyorsunuz otomobili, bunu 300'e kadar çıkartabilmek elinizde diyor. Ama şöyle söyleyeyim, bu aracı kullanıyoruz. Hatta bir abimizin bir aracı. Onun demesiyle 200 kilometreleri rahat rahat buluyorum diyor. Gerçekten hani böyle çok dip 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 gezmezseniz 200 kilometreleri çok rahat bulabiliyorsunuz bence otomobilde. Bugünün şartlarına baktığınız zaman evde doldurduğunuz zaman yani normal 220'den AC'den aldığınız zaman 38 TL gibi bir rakama doluyor. Evet, evet. Çok uygun. 38 liraya doluyorsa şöyle düşünün, yaklaşık bir 200-220 kilometre yapsanız yaklaşık kilometrede yanılmıyorsam 20 kuruş falan şey, yakıyor. Tabii. Yani 20 kuruş mükemmel bir rakam şu zamanlar için. Gerçekten çok başarılı bir 10 rakam. 10 yıl öncesinin Clio'su ya. Ben evet, takıldım Clio'ya. Bugün Clio yani. 7 litre yakan, 6.5-7 evet. litre yakan bir araç kilometrede 2.5 lira yakıyor arkadaşlar. Tabii. 2.5 TL nerede, 20 kuruş nerede? Yani eviniz, iş yeriniz arası çok uzak mesafeler değilse böyle bir otomobil kesinlikle kullanılır. Fiyatını verelim mi? Yani bu arada yani fiyatı vermeden önce şarj olayına bakalım. Yani şarjda DC farklı tabii limit şey maliyet yaratıyor. Evet. AC farklı yapıyor. Ev tipi farklı yapıyor. Ev tipinden senin dediğin ev tipinden. Evet ev tipinden. Doğru 220 bildiğiniz fişe takıyorsunuz. Evet, ama onun için çok özür dileyerek biliyorum. Onun için bir ekstra kablo satın almanız gerekiyor. O 13 bin liralık bir fiyatı var. Şu anda. Şu anda. Şimdi alırsan. Bugün alırsan. Tabii. Yarın pahalı. Ya, bugün ucuz. Yarından ucuz, dünden pahalı. Evet. Öyle bir yani. AC ile DC'yi söyle. Yani AC kısmında 4,5 saatte yaklaşık şey yapıyor, doluyor. Yani onun da maliyeti 300-320 lira civarında yanlış hatırlamıyorsam. DC yaparsanız 35-40 dakika arasında full dolduruyor. E bu da 450 liralara getiriyor. Yani evinde varsa abi çok güzel. Çiçek. Ama evinde olması için hani böyle bir bataryasını alıp söküp gidemediğin için evet. Ya böyle otoparklı bir evin olacak, bahçeli bir evin olacak, aşağıya kablo sarkıtacaksın veya bir wallbox takacaksın iş yerine, herhangi bir yerine. Oradan alacaksın elektriğini, akülü araba gibi geldikçe gittikçe şarj edeceksin. Valla artık benzin 38 TL. Çok abi. Bazı şeyleri düşünmek çok zorundayız. Abi. Çok iyi. Arabanın fiyatı bu arada 969 bin TL. Evet. Şu anda o da. 1 milyona yakın bir fiyatı var. Ve bunu ve Türkiye'de en uygun elektrikli arabası. Bu arada da hani hep söylenen şu, Avrupa'da Tesla'dan sonra satılabilen en çok elektrikli, en çok satılan elektrikli otomobilmiş. Evet, doğru. Avrupa yani bu büyük... Avrupa'da 2 yıldır zaten var.
45 beygirlik modu vardı. 45 beygirlik gücü vardı. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu otomobil Çin'den geldiği için ekstra bir vergiye tabi tutuluyor. Aslında ülkemizde bugün 969 bin lira olsa elektriklerin vergi oranları neydi? %10. Bu araba kaçtı? %52. %50 diyelim yani. %50'ye giriyor. Yani 40 puan fark var. 40 abi. Puan fark var. Yani bugün bu arabayı 700 liraya, 650 liraya alabilirdin. Eğer evet. Avrupa'dan ithal olarak gelseydi bu otomobil, kesinlikle o zaman çok deli gibi satardı. Tabii ya. Yani şu anda yani Zoe ile karşılaştırılıyor. Bugün 350 bin lira, 20-30 bin lira da üstüne istiyorlar. Şık şık alıyorlar. Biliyorsunuz budur bu aralar böyle hani otomobil alırsan 150 sayıyorsun üzerine. Getirme parası. He ya bir tane araba vardı stokta kalmıştı onu sizin için ayarlayabiliriz. Ama imza parası var. Ya yani imza da böyle koruma paketi. Hep bir para var. Ön cam filmi var bir tane arabada. Kaput filmi var 150 bin lira. Çok sanayi güzel. Git 15 lira burada geldin hop. Maalesef yani araba aslında 969 bin lira olması gereken araba. Şu an öyle zaten de bunu böyle bir 700 liraya 650 liralara alabilseydik. Gerçekten bence birçok kişi tercih ederdi diye çok düşünüyorum. Çok adaletsiz olurdu ama. Ani biri durmadığınız önde, yola biri atlamadığınız sürece çok fren pedalını kullanmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Çünkü bu bir elektrikli otomobil. Rejenerasyon yaparken biraz arabayı frene bindiriyor, yüke bindiriyor. Evet. Yani bu ne demek? Balatalarınız çok sık eskimiyor demek. Bu güzel bir olay aslında. Evet, evet. Ve bakım maliyeti normal içten yanmalı otomobiller gibi değil. Bu yüzden çok da hani böyle bakıma gitmiyorsun gibi bir şey aslında. Tabii. Şarja takıyorsun, ara sıra kontrolleri var, onları götürüyorsunuz. Ya o kadar birine bakıma gitmiyorsun ki aradık bir ara, dedik ki ne kadar sürede bir bakım var. Vallahi hiçbir şey söylemediler dedi. O kadar unutabilirsiniz diyor. Yani. O kadar unutabilirsiniz. Pillerine yanılmıyorsam 8 sene 100 bin kilometre garantisi var arabanın. Arabaya da 2 sene mi 3 sene mi öyle sene. Bir şey var. 3 sene 100 bin kilometre pillere 8 sene garanti yani veriyorlar arkadaşlar. Yani. Ona göre düşünün taşının. Vallahi biz yeni bindiğimiz için çok eğlendik. Yani araba güzel. Daha önce işte Yuki Amy'ye işte Citroen Ami'ye bindik. Onlardan çok çok daha otomobil, bu daha araba profesyonel bir otomobil yani. Onlar biraz oyuncak gibiydi ama burada gerçekten otomobil gibi hissediyorsunuz. İşte kliması bilmem nesi, dörtlüsü, elektrikli camları, navigasyonu, burada CarPlay falan. Bunlar gerçekten hoş. Bindiğiniz zaman size gerçekten bir otomobil sürdüğünüzü hissettiriyor. Buna değerlendirin ama ona göre alırsınız, almazsınız ona bir şey diyemiyorum. Ama bence çok yakında birçok kişi elektrikliye artık dönecektir. Ya, arkadaşlar! Bir bölümden bu kadar olsun. Başka bir bölümde görüşürüz diyelim. Şurada bir 0.50 yapmayalım hadi kapanmadan hadi ya. Hadi 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 hadi. Hadi ver yeşili. ESP'yi kapatıp yapalım bir de. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Başka bir bölümde görüşürüz. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ha abone olun. Hadi bay bay.